Efendim hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Çarşamba. Çarşamba olunca kim oluyor? Gündür Küçük oluyor. Karşımızda neşesiyle geldi. Çok değerli Fatih kardeşimin de aynı şekilde neşesiyle geldiler. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Hoş bulduk. Nasılsınız Gündür Hanım? Bomba gibiyiz. Vallahi, vallahi bugün bomba gibiyiz. Ya, vallahi şu kapıdan girerken nerede biliyor musunuz içeriye Gündür Hanım? Dedi ki sizin için dedi, bu program için dedi sabah 8'den beri kuafördeyim. Vallahi kuafördeyim. Sabah 8'den beridir kuafördeyim. Vallahi bakın 4 sezondur birlikteyiz. Evet. O ne şeyinizi bozdunuz. Yani o hazırlanma, evet, heyecanlı, aynen. Özeninizi. Aynen. Gerçekten bu bizi çok mutlu ediyor. Sizin gelişiniz, varlığınız da bu programda oluşunuz da bizi aynı şekilde mutlu ediyor. Biz de çok mutluyuz. İnanın çarşamba günü ayrı bir motive oluyoruz. Kesinlikle değil mi Sezai bizim Bey? Bizim için de öyle. Ben öyleyim. Öyle bir eleştirim varmış. Sezai. Ben öyleyim. Evet. Ya bizim samimiyetten kaynaklanan bir şey. Gerçekten ben de bu işten hoşnutum şimdi, yani. Şimdi efendim. Devam edin. Şöyle bir şey diyeyim, özür dilerim. Biz burada 2 saat birlikteyiz diye görüyorsunuz ekranda. Ama inanın 4-5 saat gün içerisinde hanımdan çok Sezai'yi görüyorum. Şimdi ben ona Sezai demeyeyim. Sürekli şefim demek de biraz resmiyet oluyor sanki. Ben rahatsız oluyorum. Ama yani. Şefim elbette ki. Öyle programımızın şefi. Şefim mi diyor? Ya Sezai diyormuşum bazen ya. Bazen diyorlar Sezai ne yaptın diyor ya. Ama diyor biraz resmi olmanız gerekmiyor mu? Neden Sezai diyor? Bu arada efendim Zehra Hanım'ı unuttum. Zehra Hanım bu program böyle bir program. Böyle çok doğal, içten. Sen de hissetmişsindir. Evet. Şimdi efendim Zehra Bayrak. Bugün bize konuk oldular Gündür Hanım'la birlikte. Konuğumuz olacak ama biz Gündür Hanım'la estetiği, güzelliği, birçok konuyu konuşurken ben Zehra Hanım da bugün bize o evlerinde, evinde yaptığı ve müşterilerine, aynı zamanda öğrencilerine, evet, öğrettiği o sunumları bizlere gösterecek. Zaman zaman da ona döneceğiz Gündür Hanım'la beraber. Bakalım neler yapacaklar, göreceğiz. Program efsane bugün olmuş. Bugün Gündür Küçük menüsü. Et yok, yemek yok. Ama sonda da bir sürprizimiz var değil mi Zehra Hanım? Evet. Değil mi? Fatih Bey'e de bir sürprizimiz var. Efendim, böyle güzel 2 pastamız olacak. 1 pasta, 1 kurabiyemiz olacak Zehra Hanım'la. Yapacaklar. Birazdan döneceğim. Sezai'ye soruyorum şimdi menümüz ne diye. Menümüz ne olacak bugün? Bana mı soruyorsunuz? Sana Zehra soruyorum Hanım. Zehra Hanım. Sen pas atacaksın. Şefin içine karışmam. Bir koko pastamız var galiba. Evet. Zehra Hanım'a soralım. O halde tamam. Zehra Hanım bugün ne yapacaksın bize? Coco Star pastamız var. Coco ama Star bildiğiniz pasta. Coco Star tarifi değil. Bu bütün Coco Star pastalarını unutturacak bir reçete geliyor. Farklı. Evet. Allah Allah. Bakalım. Vallahi hanımlara ben şaşıyorum. Yani, yani çok üretkenler maşallah. Şimdi bir görüyor değil mi? Bir hanımefendinin artık sosyal medyada o günler, evet, falan yok. Günler de var da gerçi. Görüyor onu farklı bir şekilde, farklı bir versiyonunu. Bunu aynen katsak daha güzel olur diye düşünüyor. Evet. Bu da güzel bir şey. Ben de öyle bir şey kattım. İkinci de süslü kurabiye. Süslü kurabiye. Evet. Bu kurabiye çok de güzel, çok özel. Göreceğiz. Evet. Ben ekran şimdi, başından ayrılmasınlar bence. Bence de ayrılmasınlar. Hem pastamızı, hem kurabiyemizi, hem de Gündür Hanım'la yapacağımız sohbeti kaçırmak istemiyorsanız ekranlarınızda olun. Bugün farklı bir program olacak neredeyse, öyle diyebilirim. Yani Sezai bugün rahatsın. Bugün buradan tutun, oraya kadar hep güzellikler var yani. Bence de güzel, değil mi? Yani, kendine de kattın yani güzel. Değil mi? Ben şimdi ortaya geçeceğim ya. Evet, şimdi efendim dilerseniz şöyle bir malzemelerimizi görelim. Nazlı kızım rejiden okuyacaklar. Efendim şimdi şöyle bir güzelliklerimiz diyorum, bak aklıma taktı. Menümüzde hangi malzemeler varmış hep birlikte görüyoruz. Coco pasta, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Kreması için 2 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 adet yaş Hindistan cevizi, 1 su bardağı kuru Hindistan cevizi, 1 paket krem şanti, 4 yemek kaşığı toz şeker. Ganaj için 200 ml krema, 150 gram çikolata. Keki ıslatmak için 1 su bardağı süt. Evet. Evet. Nazlı kızımız okudu, öğrenmiş olduk. Ben yalnız şeyi gördüm. Zehra Hanım. Hindistan cevizi. Evet.
Şimdi Hindistan cevizini ben daha önce hiç satmamıştım. Bugün burada tattım. Hiç yedin mi? Evet. Sen yemişsindir. Evet, evet. Muhakkak. Ne aklıma geldi? Survivor. Survivor, evet. Bir müptelası olarak. Abi onunla tabii sürekli yemek tiksindirebilir zaman içerisinde ama evet, çok lezzetli yani, doyurucu hem. Doyurucu, lezzetli ve bir de unutkanlığı engelliyor. Böyle bir özelliği de mi var? Tabii, unutkanlığı engelliyor. Unutkanlığı evet, engelliyor. Yani demas, Alzheimer'a yani, önlem bir nevi. B12 görevi görüyor. Aynen. Eyvallah. Valla birçok malzeme. Evet. Güzel bir pasta olacağını tahmin ediyorum Zehra Hanım. İnşallah. Olacak. İnşallah. Kesin yani. Hangisiyle başlayacaksınız olacak peki? Koko pasta. Kız koko pasta. Evet. Kokostar pasta. Değişik koko versiyon. Koko benim. Adı Koko. Koko. Koko pasta. Peki. Koko pastayla başlıyor efendim Zehra Hanım. Kameralardan biri onu gösterecek. Biz de burada sohbet edeceğiz. Tekrar hoş geldi diyoruz Zehra Hanım programımıza. Efendim takip etmek isteyenler içinse Zehra'nın alt tire sunumları. Evet, doğru. Değil mi? Oradan yaptığı tüm çalışmaları Instagram adresinden takip edebilirsiniz. Zehra Hanım. Zehra Hanım. Zehra mı? Zehra'nın sunumu. Ama Zehra evet, diye geçiyor evet, Instagram'da. Evet. Eyvallah. Peki kolay gelsin size. Sezai Şerim de size yardımcı olacak. Değil evet mi? Peki kolay gelsin. Efendim. Teşekkür ederim. Gençliğimi hatırladım ya. Allah Allah. Tabii yamak olacağım ya. O da güzel. Evet. Gündür Hanım'a dönüyorum tekrar. Her zaman olduğu gibi. Gündür Hocam'la da bugün efendim kararma onarımını ele alacağız. Malum kararma deyince hemen estetikte, güzellikte koltuk altı. Evet. Özellikle. Özellikle koltuk altı. Akla geliyor. Yani onun dışındakileri ben bilmiyorum, siz biliyorsunuz. Evet, ben anlatacağım. 7 yıldır hizmet veriyoruz. Ben yaklaşık 1 yıldır kararma onarımına girdim. Ama 7 yıldır herkes söylüyordu. İşte bir şey yapalım, çok rahatsızım. Bu görüntü beni çok rahatsız ediyor. Araştırdım, sonuçlara odaklanarak. Zaten yeni yeni bu teknolojiyi bayağı ilerlettiler. Gerçekten evet budur. Tek seansta %60, %70'leri görebileceğim bir markayla ve ürünle tanıştım. Hocam önce şeyi sormak istiyorum. Kararma neden oluyor? Evet, çok güzel bir soru. Kararma neden olur? İster istemez vücudumuzda... Şimdi bir insanın, bir vücudun ten rengi var. Evet. Değil mi? Hı hı. Ama nedense... tüylenmenin de olduğu koltuk altında. Özellikle tüylenmenin olduğu evet, yerlerde. Olduğu yerlerde sonrasında bir kararma evet, meydana geliyor. Çok da rahatsız edici gözüküyor. Kesinlikle. Evet, bu yüzden çözüm olarak da insanlar çok büyük arayışlar içerisindeydi. Sürekli... evet, onu yapın, devam edin. Uzun sürer mi? Tamam. Buyurun, onu olacak bekleyelim artık. Mutfaktayız sonuçta. Her türlü sesi açık olması gerekiyor. Hemen onu bir halledelim çünkü sesimiz... Evet. İyi çırpması kesinlikle lazım. Mutfak işin içerisinde olunca böyle oluyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değil mi? O konuda senden önceki şefimiz efendim müyesserin hakkını yemeyelim. Alışmıştım ben İntikam aslında. İntikam alıyordu bizi. Ben alışmıştım onunla. Hatırlıyorsun değil mi? Evet evet. Alışmıştım. Evet. Konuşabiliyordum buradan yani. Buradan da selam istedim. Selam olsun. Evet, selam olsun Yeser Hanım'a. Kendinize içebilirsiniz. Değerli tamam şefimize. Evet, hazır herhalde. Tamam değil mi? Evet. Neden olur hocam? Sizin analiziniz doğru aslında. Hani hiç konuya hakim değil mi İnat Bey ama gittiğiniz nokta çok doğru. Ya hayatın içinde. Evet, fazla olduğu noktalarda ne yazık ki kararma oluyor. Bembeyaz bir hanımefendi de oluyor, esmerde de oluyor. Çok özel. Sadece hanımefendi değil, erkeklerde de oluyor. Çok evet, temiz de olsanız, çok hijyen de olsanız, günlük rutin yani kıl temizliğinizi bile yapsanız bu kaçınılmaz bir sorun. Bu sorunun da en güzel çözümünü çok şükür getirdik. Çok da güzel memnuniyetler söz konusu. Bu programda da ele alalım istedim çünkü inanılmaz sorular var. Güzel bir konuya evet, temas ettiniz hocam, buyurun. Özellikle koltuk altı kararması neden olur. Hamilelikte oluşabiliyor. Hiçbir nedeni yok. Aldığı kıl alma şekli kaç sorun derece değilken hiç sorun yaşamamış ama hamileyken bir anda kararma olabilir. Ben bunu yaşadım mesela. Hiç öyle bir sorunum olmadı. Çünkü ben hep lazerli olduğum için ama hamileyken hormonların çalışma şeklinden dolayı vücudunuzda kararma olabiliyor. Yüzünüze çil atabiliyor, koltuk altınızda, özel bölgenizde, dirsek kısımlarınızda kararmalarla evet, karşılaşabilirsiniz. Kadınlarda göğüs altında olabiliyor, evet, değil olabilir mi hocam? Yani, bu tarz kararmalar ne yazık ki olabiliyor. Özellikle bir hanımefendi yazmış çünkü bunu mesaj olarak evet, oradan aklıma geldi. Hamilelikte yaşamanız olası.
panik olunacak bir durum yok. Çözümü söz konusu. İkincisi, dediğimiz gibi kıllarınızı alma şekliniz. Özellikle ağda ve jilet yöntemi kararmaya neden oluyor. Bunun hiçbir çözümü, hiçbir çaresi yok. Tek çözümü lazer epilasyon. Yani kıllarınızı alma şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor ki bu kararmanın önüne geçilebilsin. Lazerle alındığı zaman olmuyor mu hocam? Yani doğru çalışılmışsa azaltır, hatta varsa azaltır. Kesinlikle. Doğru çalışılmışsa. Ama siz dayanamıyorsanız mesela, hani jiletlediğiniz yüzünüz mesela kaşınır ya, lazerden sonra da oturup kaşırsanız tekrar leke olursunuz. Ben buna Vallahi. Böyle bir şeyde bulunmuyorum ama doğru çalışmışsa, estetisyen hakkını vermişse, siz de o üzerini gösteriyorsanız eğer, kesinlikle kararım olmaz lazer epilasyonundan sonra. Eyvallah. Siz kıllarınızı alma şeklinizden dolayı bir kararmaya sahip oldunuz. Vücudunuzda bir kararma varsa ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle bu bizim çalıştığımız, marka ismi veremiyorum, bu serum takviyesiyle düzenli seanslar aralığında tercih ederek. Bir cihaz değil. Kesinlikle. Hayır değil. Bir tedavi. Bir tedavi aslında. Öncesinde tedavi. Buhar verilip bir temizleniyor alan. O, akabinde de biz şeyle birleştiriyoruz o serumla. Masaj tekniğiyle dokudan atılıyor. Aynı anda zaten kullandığımız bezdeki karartıyı görüyorsunuz. Vücuttan silip alıyor. Evet. Aynı anda. Şimdi hocam söylediğimiz yerler genelde çok fazla aslında terleyen yerler. Evet. Ter sebebiyet vermiş olabilir mi? Mutlaka vardır etkisi ama en büyük etken dediğim gibi hamilelikteki hormonlar. Bir de kılın alma şekli kararmaya neden oluyor. Sebepler. Evet, lazer epilasyondan sonra olanlar da var. O tarz danışanlarla da karşılaşıyoruz. Bu da dediğim gibi yanlış çalışılıp yüksek çalışılmışsa artı kaşıma durumu. Hassasiyet oluşuyor. Kılınızı aldığınızda her neyle alıyorsanız alın hiçbir şekilde o bölgeyi kaşımamalısınız, dokunmamalısınız, tahribat oluşturmamalısınız. Eyvallah. Çünkü o bölgede zaten bir tahribatı biz vermişken bir de sizin yapmış olduğunuz baskı vücuda kalıcı hasara neden olabiliyor. Olabilir. Soğutmalıyız. Aloe vera jel birebir etkili bu işlemlerden sonra veya ağda yapıyorsunuz. Ne yazık ki buna imkanınız var. Veya yaşadığınız yerde lazer yok olabilir. Her şey olabilir. Sizi her kitle izliyor çünkü. Ağda yapıyorsanız da akabinde mutlaka soğutmalısınız. Kaşımamalısınız. Çok yüksek dereceli ağdalar tercih etmeyin. Hani bazıları sıcak olması gerekiyor. Bunlar hep lekeye neden. Ağda yapanlar kaldı mı hocam ya? Var ne yazık ki. Yani lazer gibi bir hakikaten lüks bir uygulama varken, değil mi? Ve inanın çok hesaplı bence ağdaya verilecek o paralarla. Yani tercih edilebiliyor. Saygımız sonsuz. Lazer. Evet, bazı paket alınıp bir ömür boyu rahat edilebilir, evet, diye düşünüyorum. Yani evet. Kesinlikle. Şimdi neyse, o ayrı bir şey de hocam, bu markanın ismini veremediğimiz, evet, için. Evet. Bu uygulama. Şimdi bu uygulamanın üzerinde duracağız bugün. Hı-hı. Özellikle. Hı-hı. Kararmayı önleyen, onarımını, evet, sağlayan, evet, bu uygulama. Kaç seansla yapılabilecek bir olay? Yöntem. Evet, bu da çok soruluyor bize mesela. Koltuk altıysa konumuz. Birincide çok net cevap alabilirsiniz. Çok net cevap alabilirsiniz ama kararmanız belki bir 5 yıllık, 6 yıllık veya siz bu arada yine bir kaşıdınız, yine bir değişik bir yöntemle kıllarınızdan arınmak istediniz. İkinci ya da üçüncü seansa ihtiyaç olabilir. Ama 3 seanstan fazlasına gerek kalmayacağından eminim. Maksimum 3. O kadar iddialıyız, evet, evet, bu uygulamayla. Evet. Çok güzel. Peki seans aralığı ne hocam, haftalık ayda mı? Bir çağırıyoruz. Ayda bir yine. Aha. 21 ya da, evet, 30 gün böyle aralığında. Çok büyük bir acı hissetmiyorsunuz. Masaj tekniğiyle yapıldığı için hafif bir kızarma oluyor. Kızarma birkaç saat içerisinde geçiyor. Kesin çözüm mü hocam? Kesin çözüm işte diyebilmem için kılını neyle aldığını bilmem gerekiyor. Ha, yine of. Söylüyorum. Lazer yapılıyor olsa bile yanlış çalışıldığında leke geri gelebilir. O yüzden ben hiçbir şeye net diyemiyorum. Zaten ben bu hassasiyeti hanımefendiye anlatıyorum. Belki tekrar hamile kalacak ve tekrar leke çıkabilir. Ama şu anki onu mutsuz eden, işte kısa kol bile giyemiyorum diyor. Bu tarz sorunlarına çok iyi geliyor. Sadece koltuk altından gidiyoruz ama belki tek tek sorulacak. Çok daha büyük sorunlar var. Mesela sırtından efendim bir leke oluşmuş. Güneşlenmiş, evet, şeyler oluyor, olmuş. Tabii. Tek seansta açabiliyoruz. Çok şimdi yoğun hocam, leke olmadığı çok için. Çok kilolularda mesela, evet, ben kilolu olduğum dönemlerde şu karın altında olabiliyor. O kararma oluyor. Sürtünmeden dolayı oluyor. Orada, evet, bir mesela iki bacak arasında oluşabiliyor. Yürüyüş yapıldığında kilolu hanımefendilerde bacak birbirine sürtündüğünde. Biz burada da çok olur. Evet. Söylemiştiniz. Aynen. Dirsekte. Bacakta yer silerken hani, evet, hala daha bazıları. Evet. Olabiliyor. O tarz durumlarda inanılmaz başarılı. Yani diyebilirim ki maksimum iki seans gelmeleri kafi. Ama ikinciye mutlaka bir ihtiyaç duyulabilir. Tamamen yok olsun gitsin diye. Kararma onarımı gerçekten iyi ki bulunmuş. Çünkü nerede bir sıkıntımız varsa hep orayı gizleriz. Hep orayı böyle kapatmak isteriz. Orası bizi gerer sıkar. Bunun çözümü de çok şükür mevcut.
sadece ürünle veya sadece orada yapılan işlemle sınırlı kalmıyor. Biz ev bakım ürünü de veriyoruz. Zaten vermek ben zorundayız. Tam oraya geliyordum ki siz evet. Üstüne bastınız. Şimdi hocam bir bilemediniz en fazla 3 seans dedik. Evet. Doğru. Evet. Peki ayda bir yapıyoruz aynen dedik. Aynen öyle. He. Şimdi bu bir uygulama, evet. Bir tedavi yöntemi. Peki bu uygulanırken bir acı ya da bir şey hissediliyor mu? Minik de olsa diyorum ya bir yanma. Baskı hissedildiği için. Ya bez olmalı işte ben olmalı. Söylüyorum bunu. Ya baskıyı hafif tutarsak hiçbir şey hissetmezsiniz ama baskı yoğun olunca siz lekenin çıktığını görünce daha da bastır deniliyor zaten. Leke aynı anda gidiyor. Aynı anda çıkıyor. Evet, çok güzel bir şey işte. Kese şey. Yaparsanız kir çıkar ya. Görüntümüz var mı? Ben atamadım bugün öyle bir koşturmam vardı ki evet. İnşallah bir dahaki programa atalım. Unutmayalım onu. Evet. Leke aynı anda çıkıyor. Bu o leke çıkışını evet. Görmek lazım. Çok güzel bir işlem. Çok vallahi keyifli. Leke çıktıkça zaten olması lazım diye çok mutlu oluyoruz. Hem danışan çok gösteriyoruz. Bak neler çıktı. Hem yapan esnetçiden çok mutlu oluyor. Aynen. Ve geri gelmeyeceğini biliyorsunuz. Heh. Kreminizi düzenli kullanacaksınız. Sabah akşam bir krem veriyoruz. O kararmanın geri gelmesine engel oluyor. Bir ev ürünü var. Evet var. Krem var. O da mı aynı mesela işlemden sonra mı hemen kullanmalı? Tabii hemen aynı gün kullanması gerekiyor. Hem o hassasiyeti alıyor hem de lekenin geri gelmesine engel oluyor. Sağlık Bakanlığı onaylı. Tabii ki öyle. Şimdi hocam bir şey daha sormak istiyorum ben. Dediniz ki kılı almasıyla alakalı. Tekrar geri gelip gelmemesi. Evet. Doğru mu? Evet, anlamışım. Evet. Peki lazerle mesela yaptırıyorsa kişi bunu o işlemi. Yani lazer yaptırıyor. Evet. Bu işlemi de yaptırıyor. Evet çok güzel. O zaman geri gelme olayı var mı? Var mı? Bunu mutlaka, belki bizde kararma onarımına geliyor. Lazer paketi başka bir merkezde var. Bunu oraya mutlaka bildirmesi gerekiyor. Ha, ben böyle bir şeye gidiyorum. Lütfen dereceyi düşük çalışın. Öyle bir ihtimal düşünmüyorum hocam. Olabilir. Yani, belki önceden paket açmıştır. Olabilir. En kötü ihtimallerini hep konuşurum ben. Böyle bir durumunuz varsa mutlaka bildirin. Bildiriniz. Ben böyle bir kararma onarımı tedavisi yapıyorum. Lütfen hassas davranın ve düşük çalışın diye sizin uyarmanız gerekiyor. Daha bilinçli ve daha dikkatli olmalıyız. Peki hocam bu işlemin ömrü ne? Var mı öyle bir şey? Dikkat yoksa, edilirse bakın yine söylüyorum. Hiç olmaz. Kılını alma şeklini değiştirdi. 10 yıl ağda yapmıştı ama artık lazeri tercih ediyor. Lazeri tercih ediyor. Bu etkeni sildik çıkardık. Hamilelik gibi bir durumu yok. Ve gerekli özeni gösteriyor zaten hanımefendi geri gelmez. Mümkün İki değil. Seans geldi bir de ürününü düzenli kullandı geri gelmez. Hocam sosyal medyanızda ben bu işlemi gördüm evet, aslında. Evet görmüşsünüzdür evet. Çok trend yani, şu an bizim merkezde. Eski hali koltuk altı yeni evet. Hali diye evet. Vermişti Gülnur Hanım. Bu arada Gülnur Hanım'ın sosyal medyasını bir söylerseniz hocam takip Noktasız, ederler. Noktasız Gülnur Küçük Güzellik Merkezi küçük harflerle. Evet. Bu sayfa üzerinden takip edip belki sormak istediğiniz mahrem konu çünkü bu. Özelden de bana ulaşabilirsiniz gerekli bilgileri alabileceksinizdir. Deme. Deme var ya deme. Ben çok zor öğrendim o demeyi ya. Vallahi. Deme ne? Demeden ulaşın bana diyor. Bu deme ne? Ondan da eksik kalıyoruz işte. Mesaj yazın diyorum. Bana söylüyorsun zaten. Ondan da eksik kal. Yok ben kendime söylüyorum. Ben kendime söylüyorum. Ondan da eksik kalıyorum. Eyvallah. Mesaj yazın diyorum. Eyvallah. Bu şekilde daha sağlıklı bilgiler, iletişimler kurabiliyoruz. Ulaşırlarsa yardımcı olacağız. Evet. Bu arada bu konu hakkında sorularınız da var ise muhakkak bekliyoruz mesajlarınızı. Bu kararma onarımı konusunda. Çünkü birçok insan müstarip bu konuda. Evet. Kadını erkeği. Evet. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Erkekler de erkek bakım merkezi biliyorsunuz. Instagram adresinden oradan da takip edebilirsiniz. İşlemler orada da vardır mutlaka. Evet mutlaka ki. Fatih Bey'in önderliğinde orada yapılıyor bu işlemde. Şöyle bir yemeğe bakmak istiyorum pastaya. Hareketli. Ne durumdayız Zehra Hanım? Ganajımı yapıyorum. Neyini? Ganaj. Ganaj. Abi ben bu işlere çok... Ya Sezai 6 senedir bu işin içerisindeyim abi. Ganajı ilk defa duydum. Bak bu işte zirve yok. Bak zirveye çıkarsanız çok çabuk düşersiniz. Değil mi? Yani sürekli yükseleceksiniz. Eyvallah. Şimdi ben biraz müsaadeniz var değil mi? Tabii, Zehra Hanım'la sohbet etmek istiyorum. Zehra Hanım nereden böyle? Sadece ev hanımından mı? Gerçi bekar bir genç kızsınız henüz evet, ev hanım derken. Doğru. Ama bizim toplumumuzda böyle biraz gelişince... Hemen mutfağa giriliyor değil mi kadınlar? Evet aynen. Genç doğru. Kızlar. İyi de oluyor aslında. Merakım da vardı. Merak var. Evet. Yani şimdi yemeğe mi daha ziyade böyle pasta? Çünkü genç kızlar daha ziyade pastaya, böreğe değil mi? Merak evet, salarlar. Ama yemekte de çok iyiyim. Pasta almış başını gidiyor. Diyebilir. Almış başını evet. Gidiyor. Evet yani gerçekten de güzel. Peki bir şey sormak istiyorum. Nerelisiniz Zehra? Elazığ, Palolu'yum. Ana hemşerim. Yara hemşerim. Sezai'nin tam hemşerim. Ben tam hemşerim. Evet. Tabii ki Pavlular'ın da yemekleri çok lezzetli olur. Evet.
Onlar da böyle kızlarına hemen mutfağa sokarlar, öğretirler. İşi köfte doğru. Yapmayı iyi bilirsiniz onu. Evet, biliyorum. Değil mi? Yalancıyı mı iyi yaparsın, gerçeği yalancıda da profesyonelim. Değil gerçeğine mi? Pallar çok güzel yapar bu arada yalancı işi köfteyi. Bilirsin değil mi Gülhan? Evet. Yedin mi? Ben sevmediğim için. Ha, işi köfteyi evet, seviyorsun. Evet, ben çok bayılırım vallahi. Yarmalı. Ama yalancıda et yok Gülhan Hanım. Yalancı köfte et yok. Aynen. Dışında yok, içinde var. İçinde var, dışında yok. Dışında yok he. Dışında yok. Dışında olmaz da içinde ya, olur. Doğru, beyaz olur dışı, bilirsiniz. Bulgur şeydir. Çok da güzel olur. Evet. Mesela sürprizimiz var bugün dedik ama sürprizimizi şimdiden açıklamayalım. Evet. Yine Elazığ'ımızın çok güzide yemeklerinden birisi, geleneksel mutfağımızın vazgeçilmezlerinden birisi. Onu böyle sunum için getirmiş. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sunumda göstereceğiz. Evet, ganajımızı yaptık. Evet. Ganaj dediğimiz çikolata. Çikolata ve krema. Krema. Evet, birlikte erittiniz. Isıtıyoruz, eritiyorum. Kaynar noktasına kadar getiriyorum. Kaynatmıyorum kesinlikle. Ondan sonra kekimi zaten hazırladım. Ha, fırının ısınmasını bekliyorsunuz. Siz Ayşe Şef'im de kokuyor. Yamaklık yapıyor. Estağfurullah. Kendime iş buldum. Cevizini rendeliyor. Evet, kendime iş buldum yani. Eyvallah. Şimdi ayrı yerden de anne muhallebisi diyelim. Muhallebi. Anne muhallebisi. Çok güzel. Tabii güzel. Genelde Kokustar tarifinde krem şanti ile kuru Hindistan cevizi birleştirilir. Ama ben onu soracaktım. Bu çok ayrı bir tarif. Siz yaş Hindistan cevizini kullanıyorsunuz. Evet. Sebebi ne? Mesela böyle bir şey olduğunda değil mi? Hemen gidersiniz bir baharatçıya, kasap, evet. Kapalı çarşıya Elazığ'ımızı. Daha kolay. gramla, kiloyla Hindistan cevizi hazır da var, alınır. Niye onu tercih ediyorsunuz? Yaş daha lezzetli oluyor. Bir de kullandığımız, yani kapalı çarşıda da zor bulduğumuz Hindistan cevizi yağlısını bulamıyoruz. Bu yağlı, sütünden arınmış Hindistan cevizi. Pek lezzetli olmadığı için ben yaşı tercih ediyorum. Bu daha iyi. Böyle çok ince ayrıntılara dikkat ediyorsunuz pastalarda. Tabii. Damağa hitap her işin bir detayı var. Evet. Peki siz bu işi evinizde yapıyorsunuz Zehra Hanım. Catering, bir nevi catering. Evet, size sipariş veriyorlar. Evet. Değil mi? Siz de hazırlayıp gelip sizden alıyorlar. Evet, paket yapıyorum, gelip alıyorlar. Peki sadece tanıtımınız şeyden mi, sosyal medya üzerinden mi? Ve tanıdıklar üzerinden mi gidiyor? Sosyal medya üzerinden tabii tanıdık. Yani mesela nasıl diyeyim, bir müşterimin günü oluyor. 5-10 kişi toplanıyor. Nereden aldın şunu? Zehra'nın sunumlarından aldım. Öyle devam edip gidiyor yani müşteri kitlem. Ya bir potansiyel var bu konuda. Değil mi? Evet, zaman bize de ulaşıyorlar. Online üzerinden de eğitim veriyorum. Online eğitim de veriyorsunuz. Evet. Çok güzel, o da güzel. Peki Zehra Hanım, şimdi pasta üzerine değil mi? Evet. Bu işin ticaretini de yapıyorsunuz. Evet. Düşünüyor musunuz bir dükkan? Mesela evet, düşünüyorum. Butik pasta. Evet, düşünüyorum. Düşünüyorum. Bence öyle bir yer daha güzel. Daha önce düşünüyordum ki günümüz şartları şu anda belli. Ama düşünüyorum yani küçük bir yer düşünüyorum. Çok büyük değil. Küçük bir yer evet, böyle. Ama imalatı bulması lazım diye düşünüyorum. Tabii imalatı olacak. Oturma alanı küçük bir yer. Evet. Şirin bir yer olacak. Şirin, kafe. Yani daha çok böyle paket pasta, kafe. Al git servis. Çok güzel. Yok olmayacak yani. Olmayacak. Eyvallah. Peki memnun musunuz yaptığınız işten? Elazığ şartlarında. Memnunsunuz. Çok güzel. Valla ben şu Hindistan cevizi ayrıntısına kadar dikkat ettiğinize göre güzel şeyler ya çıktığını tahmin ediyorum. İnşallah da programdan önce biraz göreceğiz. Konuştum. Bayağı bir profesyonelce yapılan bir iştir. Yani. Kesinlikle. Bir şey değil yani. Kesinlikle. Bir de bu olay ayrıntılı bir olay. Yani güzel olacağını tahmin ediyorum dediğim gibi. Müşterilerinizin de memnuniyeti önemli tabii ki. Tabii. Şimdi sosyal medyadan da paylaştınız değil mi kepsimizi? Evet paylaştık. Onlar da izliyorlar. Evet, bir tadın selam görün diyorlardır işlerinden eminim. Evet. Bakacağız sen şey. Evet. Güzel şeyler. Böyle Gülnur Hanım da çalışan bir iş kadın olduğu için böyle sipariş vermekte çok mutludur. Eminim o da değerlendirecektir. Zaten şeyi düşündüm ben. İkinci bölümde böyle hanımefendiler, girişimci bana çok geliyor. Bunları konuşalım istiyorum. Ben de çok güzel. Çünkü insanlar gerçekten üretken hanımefendiler artık evde oturmuyor. Güzel şeyler yapıyor. Evde otursa bile bir şeyler yapıyor. Vallahi ben benim çok hoşuma gidiyor insanların işte, bu yanları. Çok güzel. Kadın artık ev ekonomisine destek oluyor. Destek oluyor. Yani mecburen şartlar gereği. Kadınlarımız inanın çok yetenekli. Evet. Yani gerek el işleriyle, gerek böyle pastayla, yemekle. Tabii ki öyle. Eşine destek olunabilir. Neler yapılabilir? Çalışmayan ev hanımları kadar çalışan ev hanımları var. Onlar da bu tip şeyler tercih ediyorlar. Evet, tabii ki öyle. Bir potansiyel var yani.
Peki Zehra Hanım, şunu da sormak istiyorum size. Bir girişimcilik eğitimi aldınız mı? Yani özel alıyorum, evet. Hayır hayır. Mesela şey vardır devlet ya. Devlet desteğiyle olan. Ne diyorlar ona? KOSGEB. 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 Girişimcilik var. Evet, var eğitim. Yani orada bir aldınız. Eğitime giriyorsunuz, belge veriyorlar. Bununla girişimcilik yani sertifikası deniliyor. 8 yıl önce evet. Almıştım onu. 8 yıl önce. Çok büyük vakit kaybı. Evet, yani şimdiye kadar niye değerlendirmediniz? Bir iş yeri düşünmediniz? Ben ona şaştım. Yani ya çok evi daha çok tercih ettiniz. Olmak istedim ilk önce işimde. Yani o da doğru. Hakkını vermek istedim ilk önce. Ustalaşıp evet. Öyle yapmak istediniz. Hı-hı. Bu da güzel. Harika. Şimdi peki tam olgunlaştım, tam ustalaştım diyebiliyor musunuz bu işte? Yani, i̇nan ki pastanın sonu gelmez bir derya. Yani iyiyimdir kendine. Ya şimdi yani, bunda ustalar ne biliyor musunuz? Evet. Benim tahminim. Gülnur Hanım sen de bilirsin bu işi. Şimdi bir gördüğün pastayı gidip onu evde yapabiliyorum. Tarifsiz kesinlikle istemiyorum. Ne içine girilmişse biliyorum. Tahmin edebiliyorsun nerede. Ama ustalık burada ya. Evet, bir de damak tadına göre değiştiriyorum. O da mesela gurmeliğe giriyor işte. Mesela aldığım eğitimler, mesela yurttaki eğitimler, kremaları Elazığ bayanlar sevmiyor. Damak onları ben hep değiştiriyorum. Hmm. Yani Elazığ tadına göre değiştiriyorum. Anlıyorum. Yani peki mesela şey yapıyor musunuz? O hamuru? Şeker hamuruyla. Şeker hamuruyla. Kullanıyor musunuz? Kullanıyorum ama pek tasnif etmiyorum. Yani. Tavsiye etmiyorsunuz onu. Onlar zaten tüketilmiyor. Hazır. Evet, tüketilmiyor. Yemek üstüne için değil. Evet. İçin işte evet. Şimdiki çocuklar çok trendler hevesli. Anneler de kırmak istemiyor. Bence de. Çok büyük bir emek var orada. Çok büyük. Anormal zor. Ve çok da zor. Pahalı biliyor musunuz? Evet. Sayı pahalı hale getiriyor o. Şeker hamuru çok çok pahalı ki şu anda daha da evet. Pahalı oldu. Ama iyice profesyonelce yapan arkadaşlar zaten Elazığ'da çok çok iyi yapıyor. Evet. Birkaç yerde evet. Var. Yani ben de şu patiseriyle ilgileniyorum. Peki, yok. Biraz da şöyle bir şey var. Yani ustalaşıp. Kesinlikle. Bu iş ciddidir yani. Ya Sezai sen beni böyle... Duruyor bir gol atıyor. Yani farkındasın değil evet, mi? Evet. Gülür hocam. Ya harikasın Sezai ya. Bugün yani böyle başka bir tatlı geldin bana. Ya bugün konuşma fırsatı buldum çalışmada artık. Eyvallah. Çalışmak. Peki Zehra Hanım size kolay gelsin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Ben de Gülür hocama tekrar dönüyorum. Bir nefes aldırdık. Evet. Program içerisinde. Şimdi girişimcilikten bahsettiniz ya. Evet. Önemli bir şey. Çok önemli. Şimdi şey. Hocam birazdan yalnız Elazığ, bir şey yok mu? Elazığımız bu yani anlamda. Evet. Benim gözlemlerim var. Bununla çok ilgilendim. KOSGEB müdürüyle de sohbet ettik. Çok sevgili Şaban Beyler. Şimdi hanımlar elbette alıyorlar. Girişimcilik eğitimini alıyorlar. Evet. Ama iş kurmaya gelince o belge evlerinde. Hani bir kursa gidersiniz evde diplomalar dolar. Kurs belgeleri dolar. Niyeyse bunu böyle imkan şeye dökmek evet, değerli izleyenler tekrar birlikteyiz. Efendim böyle ilk bölümün sonlarına doğru nazara geldik. Yani ben her zamanki halimdeyim. Sezai şefim her zamanki halinde. Ya Zehra Hanım'ın nazarı, yani onun ona nazar değdi. Ya da Gülnur Hanım bugün bir yenilikle geldi tabii ki saçları. Sosyal medyasında da büyük şeyler mesajları var. Mesajları gördünüz. Mesajlar var. Vallahi ben de gördüm. Görmesem temah ederim elbette ki sözüne. Ama... Saçı çok beğenilmiş. Evet. Biz de çok beğendik. Ben de çok beğendim gerçekten. Yani ekip olarak ben şahsım değil. Hem asistanlarımız hem Sezai Şefim hem ben hem fikiriz. Yayını götürdü Gülnur Hanım. Bir şeyler oldu herhalde. Ya Zehra Hanım'dan ya benden bir şeyler oldu. Ama nazar boncuğumuz olsun. Evet, reklam sonrası bölümümüz aynı şekilde devam ediyoruz değerli izleyenler. Şöyle bir ekranları sonradan açanlar için bir tekrar edeyim. Bugünkü konumuz Gülnur Hanım'ın ilk bölümde konuştuğumuz kararma onarımı. Yani evet. Ne dedik? Koltuk altı, özel bölge. Senin,
özel bölge, özel bölgeler, koltuk altı, dirsekler, bacak, diz kapağı, sırtınızda dediğiniz gibi sürtünmeden oluşan iki bacak arası ya da göğüs altında oluşan kararmalarda çok başarılı yöntemlerle çalışıyoruz. Evet, bir tedavi yöntemi, evet. Bir işlem yöntemi. Onarım yapıyor. Cihazda değil, bir onarım yöntemi. Onu konuştuk, döneceğiz tekrar, evet. Soracaklarımız var o anlamda ama... Bugün farklı konulara da ele alacağız Gönül Hanım'ın her zaman olduğu gibi biliyorsunuz. Ama ben seni de takip harikasın edecektim. Canım evet. Sen harikasın. Evet. Çok amaratsız zaten hemen yetiştirdi. Evet aynı zamanda ilk bölümde bugün iki bölümde konuğumuz olacak olan Zehra Bayrak evet. Bizlerle. Efendim iki çeşit pasta, bir pasta bir kurabiye yapacak. Evet. Bir de sonunda sunuma çok güzel bir sürprizi var Elazığ'ımızın, yöremizin. Güzel bir olmazsa olmaz yemeklerinden birinin sunumunu yapacak kendisi. Zehra Hanım evde catering işi yapan, evde sipariş üzerine çalışan bir ev kızı. Evet. Evet. Çok da güzel işler yaptığını biz burada şahidiz, gördük. İlk bölüm bir teknik arızadan dolayı kesilince devam ettirdi. Belki göremeyenler için ama ikinci bölümde kurabiyemizi... Evet. Birebir göreceksiniz ve sunumumuzu, pastamızın sunumu şöyle küçük bir Gönül Hanım'a bir sürpriz yaptı. Evet. bir küçük örneğini önceden hazırladı, önüne sunum yaptı. Yalnız bunu eleyemeyecek herhalde değil mi Zehra Hocam? Gönül Hanım eleyemeyecek. Neden? Yiyebilir. Hayır çatal. Ha, pardon. Ama canlı yayın kolay bir şey Milan Bey. Canlı yayın valla evet. Yani kesinlikle. Özgüveni çok güzel. Canlı bence yayına de. Çıkmak. Yo, Fatih Bey'e ne kadar baskı yapıyoruz. Gel. Gönül Hanım o özgüven evet, şeyden geliyor. Çok güzel. Pallo oluşu bir, Pallo oluşu iki. Değil mi? evet. Sezai çok mutlu bu arada. Hem böyle bir hemşeresi. Tabii hemşeresi gelmiş. Hem Pallu hem Zaza. hem meslektaş. Meslektaş. Daha ne olsun ya. Tabii birlikte çalışıyor şu anda. Valla güzel şeyler yapıyorsun Zehra Hanım. Teşekkür ederim. Seni tebrik ediyoruz. Şöyle ben sosyal medyanı tekrar söylemek istiyorum. Zehra'nın alt tire sunumları. Değil mi? Evet. Instagram adresi oradan da takip edebilirsiniz. Zehra Hanım'ın bu paylaşımlarını, efendim söyleyeyim, yaptığı çalışmaları müşterilerine sunduğu güzel tatlar diyelim. Peki şimdi kurabiyeye geçeceksiniz. Kurabiyeye geçeceğiz. Evet Sezai şefim. Reklam arası. İyi gidiyor. Ya. Ben bir şey yapmam bakalım evet. Ne yapacağız. Biz o arıza olduğu dönemde de devam etti Zehra Hanım yapmaya. Evet tereyağını, pasta yumurtasını, şu anda şeyde. Kokoslar bitti. Bitti şu anda donuyor. Evet. Evet. Kurabiye için tereyağımı, yumurtamı, pudra şekerimi iyice karıştırdım. Ben mavi suru erittiğim çikolatanın tam erimesini bekliyorum. İçine katacağım. Daha sonra unumu, kakaomu, kurabiyemi. Kurabiyenizi yapacaksın. Evet. Hadi bakalım inşallah. Valla görüntü yani şöyle alelacele Gönül Hanım'ın önüne koyduğun evet. Bile harika çok görünüyor. Çok güzel gözüküyor. Bir de teşekkür ederim. Pratik yaptım. Ama ne olur yemekte imtina etme. Yo, tabii Gönül Hanım. Yani konuşurken yiyebilirsin. Evet bunu yiyeceğim. Bizim programımız doğal biliyorsun. evet aynen. Biliyorsun onu Gönül Hanım'a yemen desen o zaten yine yiyecek. Ben yiyeceğim. Bak şefim biliyor bunu vallahi, yiyeceğim. Yemek yediremiyoruz bari pasta yedirelim. Et olsa yemez tamam ama onu yer yani. Evet mutlaka emek var. Mutlaka kesinlikle. Yiyeceğiz. Kesinlikle. Peki kolay gelsin teşekkür size. Teşekkür ederim. Zehra Hanım, Sezai şefim. Teşekkür ederim. Yapıyorsunuz. Evet hocam. Şimdi kararma üzerinde konuşacağımız başka ne var? Yani belki danışanların merak ettikleri olabilir. İzleyenlerimizin işte ameliyat yerime yakın yapılabilir mi sorusuyla karşılaşıyorum. Evet, evet. Baskı ister istemez yaptığımız için o ameliyat izninizin iyileştikten sonra yapmak çok daha mantıklı. Şeker kalp tansiyon hastasıysanız da sorun yok, yapılabilir. Şeyle çok karşılaşıyorum, işte kızımın yaşı daha 18, yaptırsam geri gelir mi? Yaş sınırı var mı? Herhangi bir yaş sınırı yok. Yapıp daha iyi bir görselle yaşanılabilir. Ama yaşı küçük birinin dezavantajı var. Çünkü vücudu kararmaya müsait. Evet. Birkaç yıl sonra tekrar kararma olabilir. Eğer bu dediğimiz tekniklere dikkat etmezse, kıl alma tekniğine özellikle. Bunlar önemli. Bunlara dikkat edildiği takdirde geri gelmez. Hocam söylüyorum. Aslında şu soruyu daha genelleştirelim mi? Kimlere yapılamaz? Kimlere yapılamaz? Dediğim gibi dokuda herhangi bir yara ameliyat izi, herhangi bir hassasiyet yoksa yapılabilir. Yapılabilir. Sadece güneşten korumak gerekiyor. Mesela bu bir da yaş önemli. Var mıdır sınırı? Yok yaş sınırı yok dediğim gibi. Her yaş grubuna uygulanabilir. Evet. Güneşten korumak gerekiyor. Yani bir tatil mevzunuz varsa işlemi yaptırdıktan sonra hemen güneşlenmeyin. Lekeyi çekebilirsiniz. Ölü deri alındığı için bu cilt bakımında için de geçerli. Sizin mesela ölü deriniz vardır ve o sizi güneşten korur. Biz onu aldığımızda savunmasız kalıp daha fazla leke olabilirsiniz. Bu tarz işlemleri mutlaka
bu mevsimlerde tercih etseniz daha iyi. Yılda gözükmeyen bölge olduğu için yaptığınız... Yaz kış yapılabilir mi gibi bir sorun gelebilirdi. Ama dikkat etmek gerekiyor. Güneşten korunmalı. Hocam, güneşten korunmalı. Evet, peki hocam mesela bu işlem bitti. Bilemediniz. 3 seans yapıldı ve bitti. Evet. Sonradan önereceğiniz bir kozmetik ürün var mı? Yani o bölgeye... Derma kozmetik ürün biz zaten veriyoruz. Paketi açtığımız anda bu ürünü de kullanmak zorundasın diye veriyoruz. Yani işlem esnasında mı? Yani evde? Ha, daha akabinde. Mesela 3 ay yaptı, bitirdi. Ha. Yok, ekstra bir ürün kullanmasına gerek yok. Sürekli bir... Hani geri gelmemesi için... Yok, bütçe ayırmasına gerek yok. Yok. Bizim tedavimiz bittikten sonra tamamdır. Eyvallah. Şimdi efendim bu konuyu... Bu kararmayı sizlerin sorularıyla devam ettireceğiz. Sonrasında akabinde de Gündür Hanım'la istişare ettiğimiz bir konu var. Evet. Bu girişimcilik konusu. Evet. Kadınların özellikle hayatın içerisinde ekonomiye çok karşılaşıyorum çünkü ben. Yani katkı sağlama amaçlı içinde olmaları konusunda Gündür Hanım biliyorsunuz bu konularda da çok etkin. Birçok insana da destek olmaya çalışıyor bu anlamda. Bunu ele alalım istedik bugün beraber. Şimdi çok affedersiniz mesajlarla devam ediyoruz hemen şöyle. Merhabalar demiş, benim koltuk altımda kararmalar var. Lazer epilasyon bu kararmayı giderir mi? Başka ne önerirsiniz demiş. Biz kararma deyince ilk gelen mesaj bu. Evet. İşte hanımefendi muhtemelen lazerle henüz tanışmamış ve kıllarını alma şekli farklı bir yöntem. Bu yöntem de kararmayı destekleyen ve artıran bir yöntem. Bu yüzden en başta tabii ki öncelikle kararma beyazlatma işleminden önce lazer epilasyonu tercih etmeniz bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Zaten lazer epilasyonunun %40 oranında açma gibi bir özelliği var. Bu her tür cihaz için geçerli. Sadece bizim için değil, gitmiş olduğunuz merkezdeki cihazlar mutlaka kararmanızı açıyor. Çünkü ağdayı hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Olmayınca kararmıyorsunuz. Sadece lazer yetmez. Biz ekstra bir de kararma onarımı tedavisi uyguluyoruz. Onu tercih etmelisiniz. Teşekkür ederim. Gönül Hocam demiş, benim ayak tırnaklarımda zamanla kararmalar oluştu. Bazı kremler kullandım. Bir değişiklik olmadı. Siz ne önerirsiniz bana demiş. Bu işlem ayak tırnaklarına uygulanmaz. Geçerli değil. Ama ark sistemle çalışabiliriz. Ark sistem çünkü bu tarz mantar gibi bir durumu var anladığım Eczema, kadarıyla. Eczema, mantar gibi. İyi gelecektir. Çalışıyoruz yani ayak parmaklarında, ayak el tırnaklarında ark kullanmak sorun lazım olanları bundan. Varsa evet ark sistemle. Yani çözümsüz değil. Giderseniz aynen. Gündür Küçük Güzellik Merkezi'ne yardımcı çözüm olur. Bulabilirsiniz. Diyelim hem kadın birimine hem evet. Erkek bakım merkezine. Hayırlı programlar, benim dirseklerimde ve üst kollarımın arka kısımlarında dikenimsi pürüzler var demiş. Bunları giderir mi? Hocam evet yani o kararma oluyor ya. Evet. Bazen de o böyle kazağa takılan değil mi? Tabii. Gömleğe takılan. O pürüzlü şimdi şey var. Vücutta genel olarak bir batık sorunu var. Benim sorudan anladığım bu. Sıcak bunun için bizde diyot buz lazer mevzusu var. Buz lazerle destekleyebiliriz. Ama sadece dirsek kısmınızdaysa kararma onarımı ile bunu da kontrol altına alabiliriz. Daha pürüzsüz bir doku gelmesini sağlıyoruz. Hmm. Evet, sizde yine çözümü mevcut. Evet. İşe de yarayan yöntemlerle çalışıyoruz. Eklet. Hocam bir şeye çözüm bulamadın ha. Saça. Evet. Saça. Vallahi ya. İşte keşke doktor olaydım. Bilmiyorum. Saç da ekerdim ama. Saç eklemeden bahsetmiyorum. O birçok yerde var. Ama bir ne yapayım? Mesela mezoterapi yapılabiliyor mu? Mezoterapi işte. Bizim yapabileceğimiz işlemler sınırlı. Doğrudur. Evet. Bunu espri için söylemiştim kesinlikle ama. Kesinlikle. Evet. Zehra Hanım demiş ekranlara çok yakıştınız. Teşekkür ederim. Bunu ben söylemiyorum. Mesaj gelmiş. Mesaj gelmiş. Umarım sizi daha çok görürüz ekranlarda, yolunuz açık olsun demişler. Teşekkür ederim. Eyvallah. İnşallah öyle de olur. Sık sık gelir. Ama bu şeyi, bu arızadan dolayı bir telafi edeceğiz. Ben söz verdim kendisine. Tekrar aramızda olacak. Evet, mesajlar geliyor. Fiyat neydi acaba demiş. Ve değerleri nerede acaba Milat Bey? Ses yok abim demiş, haberiniz olsun. 10 dakikadır sesiniz yok, sadece görüntünüz var. Vallahi biz de farkına vardık. O da iyiymiş. Evet. Yani biliyorsunuz Gündür Hanım'ın iş yeri Hürriyet Caddesi, Migros karşısı 1. katta. Evet. Gündür Küçük Güzellik Merkezi. Erkek Bakım Merkezi ise sırtınızı böyle İzzet Paşa Camisi'ne veriyorsunuz. Aşağıda Yumakgil İşhanı var. Onun 2. katında hizmet veriyorlar diyelim. Evet efendim şöyle onu da verdik. Ses sorunu giderildi bu arada. Evet. Tarifleriniz çok güzel ve çok lezzetli Zehra Hanım. Teşekkür ederim. Böyle alkış emojisi. Sizi MasterChef'te de görmek istiyorum. Anam. Sırada var mı öyle bir şey? Var. MasterChef'e gideceksiniz. Evet. Münacat ettiniz mi? Evet.
Dönüldü mü? Evet, dönüldü. Videomu şu anda bekliyorlar. Efendim? Video çekip göndereceğim. Ha, video çekip yapıyorum. Müracaat yapacaksınız yani. Yani yaptım, ikinciyi istiyorlar bu sefer. Hadi hayırlısı bakalım. Teşekkür ederim. Emeğinize sağlık diyelim şimdiden. İnşallah. Valla güzel bir program MasterChef'te. Biz de zaman zaman Sezai Şerif'i takip ediyoruz. Evet. Buradan da yorumluyoruz bazen. Değil mi Sezai? Yani bilmeklerimiz de var. Ama eleştirdiğimiz de var. Eleştiriyoruz. Evet. Biliyorsunuz bizim burası dedikodu zamanı. Epeydir Gündür Arda da dedikodu yapmıyoruz. Değil Fatih mi? Bey'in dedikodusunu. Böyle Fatih Bey'in programa katılmasını istediğimiz dönemlerde başlıyoruz. Aynen daha öyle. Ziyade. Aynen öyle. Aynen. Evet. Hocam hafta sonu, bu hafta sonu Elazığ'daydınız evet, maalesef. Böyle evet, sosyal medyadan takipçileri bilir efendim. Ben de oradan takip ediyorum. Şeyler çekemedik, yeni yerler keşfedemedik. Evet. Keşfettik ama. Yani Akdeniz sahillerini sizin sayenizde geziyoruz kışında. Ama güzel oluyor gerçekten. Değil mi? Bir iyi, enerji iyi geliyor. Evet, doğru. Olması lazım. Doğru. Harun Bey ama bizi güzel bir yere götürdü. Koçkale ile tanışmış olduk. Evet. Çok İtalya'ya gittiniz? Koçkale'ye gitmişliğim var ama biz hep Sivrice tarafında Fatih Hocam'ın bir yeri var. Ama oranın balığı da farklıdır biliyor musunuz? Evet, güzeldi gerçekten. Çıtır çıtır böyle. Evet. Buradaki bütün, oradaki tüm balıkçı kardeşlerimize evet, de selam gönderelim. Bizi davet etmişlerdi. Kimdi? Tekin Bey. Tekin. Tekin Bey'in yeri efendim. Buradan da selam olsun. Ergün abinin yeri. Said'in yeri. Bayağı her birine bir selam olsun. Evet, hepsine. Hakları geçmesin değil mi? Sahil boyu. Sahil boyu. Çok değerli işletmeler efendim. Elazığ'ımızı hesaplı bir şekilde balık yiyebileceğiniz. Kesinlikle öyle. Ortamlar. Yani bir hafta önce biz Mersin'deydik, bir hafta sonra orası bilemiyoruz hesabı Harun Bey dedi ama genel olarak Elazığ çok uygun. Yani biz kendi balıkçımızdan yola çıkarak söylüyorum. Üçte biri neredeyse. Elazığ'da yaşam gerçekten kolay. Samimiyetini de söylüyorum. Koçkale'deki balıkçılar öyle. Evet. Gerçekten öyle. Yani çok hesaplı. Çok abartmıyorlar yani. En azından şu günlük ekonomiyi bir canlandırma havasındalar. Evet. Oldu bana söylediler biliyor musunuz? Ne güzel. Şey yani şey, hafta sonu çoluk şey çocuğunuzla şey böyle hoşça vakit geçirebileceğimiz ortamlar, bahçede böyle güzel olabilir. Şefim ben şimdi kurabiyelerimi yaptım. 12 adet çıkıyor. Şey diyor. Hop diyor, bu da yemek mi adamı? Sezai. Şefime bir şey diyebilirim. Ben zili çaldım ya. 180 derecede fırına atacağım. İlk 5 dakikada çıkartacağım. Yemek kaşığıyla üstünü bastıracağım. Biraz çatlatacağım. Çatlatacaksınız. Evet. Çatlak olacak. Evet. Sonra 12 dakikada pişirecek. Peki o böyle bazı insanların da kafasının üzerine vurursak. Tokmak. Tokmakla vursak. Evet, eyvallah. Bu biraz tabii kızaracak, üstü çatlayabilsin. Evet, değil evet, mi? Onun için şey tamam. Yaptınız. Tamam. Fırına atacağız. Zaten kameralarımız gösteriyor, merak etmeyin. Evet. Onları yapacağınız işlemi de gösterecek. Fırına mı atacağız? Evet. Çatlatacağım derken yani böyle arkadaşlar falan değil yani. Ben anladım Sezai. Ben anladım Sezai. Kim çatlamak şefim, istiyorsa çatlasın Sezai bence. Sezai şefim. Çok iyi anladım. Şimdi efendim mesaj geldikçe de okumaya devam edeceğiz. Şimdi ben Gündür Hocam'la o istişare ettiğimiz konuyu ele almak istiyorum. Evet. Girişimcilik efendim. Evet. Girişimcilik eğitimleri birçok odanın, evet, birçok derneğin devlet, öncülüğünde. Devlet bünyesinde. Devlet bünyesinde aslında. Aynen. Dernek değil aslında. Direkt devlet tabii böyle bir hak tanımış. Evet. Hanımefendilere kendinizi yetiştirin, geliştirin, bir şeyler yapmak istiyorsanız yapın. Benim de yolum buradan hocam, başladı. Hocam eğitmenlerini de devlet tayin ediyor tabii zaten. Tabii ki öyle. Mesela bir dernek olarak başvuruyoruz. Biz girişimcilik kursu açmak istiyoruz diyorlar. Devlete başvuruyorlar. Evet. Devlet onlara girişimcilik eğitmeni tahsis ediyor. Evet. Ve belirli saatlerde hanımlara ya da beylere açılan girişimcilik eğitimleri veriliyor. Evet. Ve hocam akabinde de bu işlem ne diyorlar? İş planıyla devam ediyor. Bir iş planı oluşturuyorsunuz. Evet, yardımcı olunuyor. Sonra üniversitenin orada bir şey vardı. Proje neydi? Oluşturuluyor. Proje oluşturuyorsunuz. Oraya başvuruyorsunuz. Aynen. Projeniz tasdik görüyor. Onaylanıyor. Onaylanıyor. Sonra da KOSGEB'e gidiyorsunuz. Evet. Ben işlemi anlatıyorum. Sonrasını Gündür Hanım'a pas atacağım. Evet. KOSGEB'e gidip böyle bir iş yapmak istiyorum. Neler yapmam gerek diyorsunuz. Evet. Önce bir yer kiralıyorsunuz ya da satın şimdi alıyorsunuz bilemiyorum. Baktınız mı? Ama baktınız. Önceden o KOSGEB'e evet başvurmak zorundasınız. Hiçbir şey almadan. Bunu bilin. Tabii ki. Cihazınızı, aletinizi, edevatınızı yani, almadan. O kısmını aslında Fatih Hocam çok iyi bilir de. Yani öncesinde aslında sizin bir tezgahınızın olması gerekiyor. Sonra memurlar gelip kontrol edip ödenek öyle çıkıyor.
doğru bil, aslında biz bunu yanlış biliyoruz. Hocam faturalandırmak gerekiyor ya. Evet, o yüzden proform olması gerekiyor. Mesela insanlar zannediyor ki hemen bir para yatacak hesaplarına. Oradan işte projeyi verince tamam, öyle değil. Memurlar gelip kontrol ediyorlar. Böyle bir şey alınmış mı, var mı? Ondan sonra ödenek çıkıyor. Eyvallah. Şimdi hocam doğru, bir de şey var. Özür dilerim. Genelde bu olay böyle ev yemekleri üzerine çok yoğunlaştı. Evet. Aslında yelpaze çok geniş. Için, güzellik merkezi, yöresel ev yemekleri, anaokulu zaten bildiğim kadarıyla bunlara bir kısıtlama geldi. Açamıyorsunuz artık çünkü Elazığ'ın kapasitesi belli. Ödenek çıkmıyor bunlara. Sadece aslında bu da değil. Siz bir eğiliminizi fark edin Zehra Hanım gibi. Yani ben çok iyi pasta yapıyorum diyor. Bir sürü sertifikası varmış. Bizim bir muhabbet etme şansımız oldu. İnsan kendisindeki o gücü fark etmeli. İlla işte ben gidip bir yöresel ev yemeği açacağım. İşte bundan çok para kazanılıyor veya bir güzellik merkezi açacağım, çok ciddi paralar kazanacağım demeyelim. Kafamızda bu olmamalı. Hem ruhumuzu dinlendirecek hem kendi becerimizi ön plana çıkaracak şeyler yapılmalı. İmkansız denilmemeli. İşte çok karşılaşıyorum. Ben de çok istiyorum. Benim de bir işim olsun. Ben de yapabilirim. İşte sizi izleyince gaza geliyorum deyip oturmamalıyız. Mesela danışanım var. Daha 24 yaşında, evli ve bir çocuk tedavisi görüyor. Runner yapıyor. Runner ne, böyle servisler paylaşmıştım geçen gün. Yani o kadar akla gelmeyecek bir şeyden para kazanıyor ki. Ve kazanıyor gerçekten. Bir amacı var çünkü. Rölyef evet, yapıyorlar. Böyle bir örtü. İşte servisleri var. Olayı evet. Bu. Kızımız o kadar hamarat, o kadar yetenekli. Ben böyle insanları çok seviyorum. El becerisi. Oturup da karşı komşusunun dedikodusunu yapmıyor. Bu kızcağız oturup bir şeyler yapıyor. Üretiyor. Evet. Birinden bir şey beklemiyor. Becerisini i̇şte üretime benim döküyor. Paraya ihtiyacım var, bana para verir misin demiyor. Bana diyor ki destek olabilir misin, sayfamı tanıtayım. Yani evet. Bunu alır mısın veya ihtiyacın var mı hocam, öyle bir şey. Kadın bunu da, çok seviyorum ben. Çoğu kadın zoruna gidiyor aslında, biliyor musunuz? Bence yani eşinin eline zora gidilecek bakmak. Bir şey. Ha, bakın, evet, o açıdan bakın, evet, birinden para istemek. Eşinin eline bakmak, eşinin vereceği harçlıkla yetinebilmek. Evet. Diyor ki ben diyor kendi paramı kazanıp çocuğuma şunu almak istiyorum. Evet, kesinlikle. Ya da evime şu katkıyı sağlamak istiyorum. Yapılmalı. Evet. Yapmalıyız. Arıyla namusuyla yapıldıktan sonra niye bu yapılması? Yani devir böyle bir devir zaten. Aynen öyle. Bakın ne güzel evinde. Çok hoşuma gitti Zehra Hanım'ın. Ben yani, benim de çok hoşuma gidiyor. Birçok hanımefendi var tabii yapan evet. Zehra Hanım gibi. Hem Zehra Hanım başarılı. Evet. Gördük yani bunu. İşte şu örnek. Siz hala yemediniz. Yiyeceğiz inşallah. Efendim, Ramazan değil ha. Değil mi? Vallahi çok hoş bir şey. Peki ben Zehra Hanım'a dönelim hemen. Tabii Zehra ki. Hanım, bu konuda destek, aileden destek var mıydı? Var. Ne dediler? Mesela baba, anne bu konuda sana ne gibi destek sağladılar? En iyi gurmelerim zaten. İlk önce onlara yedirdim. Tattırıyorsunuz. Onlar çok beğendi. Sonra çevremdeki komşularım çok beğendi. Bana destek olunca ben de böyle bir şeye devam karar ettirdiniz. Verdim. Devam ettirdim tabii. Önce yakın çevreye yapmışsınızdır. Evet, yakın çevreye. Satmışsınızdır. Önce sonra bir yedirdim. Zorla yedirmek istedim. Hadi ya. O da iyi. Güzel zehirledi mi başta? Yok, hiç zehirlemedim. Eyvah. Şöyle ekrana doğru dönelim. Evet. Peki yani tarifleri kendiniz mi buluyorsunuz yoksa sosyal medyadan, internet tariflerimi YouTube'dan kendim buluyorum ki tarif zaten belli. Poğaça diyoruz, mayalı poğaça ama buna ben bir şeyler katmak istiyorum yapınca. Eyvallah. Damak tadına göre değiştiriyorum. Tabii eğitimler özel alıyorum. Özel istekler oluyor değil mi mesela özel yemek konusunda? Özel istek oluyor evet. Şimdi ben bu işi köfte olayında da çok boğanma vardır. İşte reyhan koyulur. Mesela ben gömme yapıyorum. Reyhan hiç olmasın ya da ceviz hiç olmasın. Diyenler bulgur var. Hiç olmasın. Öyle şeylere İsteklere göre de evet, ona göre de yapıyorsunuz. Tercih. Ama bence gömme denilince reyhan. Reyhan olur. Evet. Tamam. Reyhansız gömme olur mu, olmaz mı? İşli köftede de olur kesinlikle. İşte parlı olunca olur. Değil mi? Evet. Evet. Vallahi şöyle diyeyim. Hepsi de çok güzel. Birbirinden güzel. Yöremizin yemekleri zaten güzel. Tartışılmaz. Evet. Ama onun hakkını veren insanları da ayrı bir takdir etmek lazım. Aynen. Evet. Bir gün de işi köfte mi yaptırsak? Yani yapalım. Ha? Evet. Bu sezon yaptırmadık değil mi? Yapmadık. İşi köfte. Bu sezon şey... İçmeden. İçmeden. İçmeden evet, hanımefendiler yapmışlardı. Onlar da kısa sürede burada olacaklar. Kadın kooperatifi. Kadın kooperatifi. Ama bir gün Zehra Hanım'a bir işi köfte... İnşallah diyelim. Eyvallah. Peki. Zamandan mı kaçıyorsun? Yok ya, belki yetiştiremem diye ya. Stresi. İçli köfte. İçini dışarıda önceden, bir gün önceden hazırlayıp getireceğim. Evet, onun dolması lazım. Sadece oyulup hoşlanacağım. Evet, aynen. Eyvallah. Peki, tekrar kolay gelsin. Şu anda kurabiyemiz ne durumda?
5 dakikayı bekliyoruz. 5 dakikayı bekliyorsunuz. Tamamdır sanırım. Şimdi yani hocam. Bunlar yapılmalı. Bence yapılıp da bakın, ruhumuza iyi geliyorsa daha verimli olabilir. Ben bastıracağım. Tıpkı Zerar'ın gibi yine biri daha var böyle. Bir sürü var aslında. Hiçbir şey yapamıyor. Bence. Evinde böreğini açıyor tertemiz. Onu herkes çalışıyor çünkü hayat yetişmiyor. Bazen çalışmayan arkadaşlarım da var. İnanın salatayı bile dışarıdan alıyorlar. Farklılık, aynen sunum, öyle. Lezzet, destek olmak istiyor belki. Bu şekilde birbirimize destek çıkarak onun ihtiyacı var. Senin de belki yapacak vaktin yok. Dediğim gibi çalışıyor. Sürekli de dışarıdan hazır beslenmek nedir ben çok iyi biliyorum. Böyle ev yemekleriyle destekleyen genç arkadaşlarımız var. Gerçekten hepsinin Allah yolunu açık etsin. Amin. Vallahi güçlerin güzel işler de yapıyorlar ha. Evet, yapılıyor. Yani gerçekten yapılıyor. Bayanlar görüyorum. Gerçekten mücadele ediyorlar. Bunları görüyoruz. Artık yani, bir de yapmak zorundalar. Değil evet. mi hocam? Yani yok yani ekonomi şartlar bunu zorluyor. Evet, üniversitede okuyor. Hani ben diyor ek bir gelir gerekiyor ki onun masraflarına yetişebileyim. Yani babamız sadece yetemiyor. Kadıncağız söylüyor. Evet. Elimden ne geliyor? Bu geliyor. En iyi yaptığım şey börek yapmak, sarma sarmak. Ben de bunun yapıyorum. Çok güzel. Günür hocam, burada bunu bahse konu etmemizdeki sebep birçok ev hanımı da bunun farkında değil. Evet. Böyle bir eğitimin olduğunu. Evet. Böyle hayır, bir imkanın olabileceğini. Ne olur? Bana ne derler? Devletin bu konuda destek olabileceğini bilmiyorlar. Tabii ki girişimcilik sertifikası alırsanız zaten önünüz çok açılıyor. Ama herkesi de yüreklendirmek ne kadar mantıklı. Orası da dediği gibi şartlar biraz zor Milat Bey. Yani şartlar insanları zora sokabiliyor. Evet. Bugün 5 litre zeytinyağı 250 TL olmuş. Zeytinyağlı evet. Şimdi tezgah açınca hocam, hesabı kitabı tam yapabilmez. Zeytinyağından bahsediyorum. Evet. Ayçiçek yağı 150 lira olmuş. Neredeyse. Belki 250 geçmiştir bilmiyorum. En son 250 idi. Evet maalesef. Yani bu yüzden bunları da iyi istişare etmek gerekiyor. Tabii ki çok güzel. Ben 7 yıldır işletmeciyim. 16 tane çalışanım var. Erkek merkezimizde 3 kişi de orada çalışıyor. Çok güzel bir duygu. Allah herkese nasip etsin. Bir şeyleri başarabilmek, bir şeyleri bir araya getirebilmek, büyüyebilmek. Ama hocam yelpazeyi dar tutuyorlar. Evet. Ya mesela el becerisi var, resim yapabiliyor. Evet, küçümsememek lazım. Senin yeteneğin neye varsa. Bununla ilgili girişimcilik eğitimi alın. Evet. Ve onun üzerine bir iş yeri açın. Mesela küçük tablolar oluşturun. Olabilir. Evleri dekore evet. etmekte. Evet, çok evet. güzel satabileceğiniz bir şey. Çok güzel. O rölyef bir ara çok moda olmuştu. Ev hanımları o... kağıt rölyef yapıyorlardı. Çok evet. hoşuma gidiyordu tablolar. Evet, evet, evet. Onun üzerine mesela el becerileri var. Bu kavadan çok güzel şeyler yapıyor. Ve kadınların elleri erkeklere göre biraz daha yatkın bu tip şeyler. Tabii ki öyle. Yani ince yapılabilir. İşçilik yapılabiliyor. Yani el emeği. Evet hanımefendiler kendilerini bu girdaptan çıkarmalı. Aslında devletin de desteği çok var. Siz de biraz farkındalıkla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Ya ben kendimi iyi hissettiğim için buradan bütün bayanların da iyi hissetmesini istiyorum. Şimdi bir yaş, şeyler yapabilmek çok hocam, güzel. Hocam bizde yaş biraz ilerleyince artık bilmiyorum tabii bu işleri. Estağfurullah. Eskiden çeyiz olayı çok revaçtaydı. Evet. Çok yoğundu. Şimdi evet. artık kızlara çeyiz hazırlanıyor mu yine? Yok yani nasıl tabii bir çeyiz muhabbeti var. Hazır var artık her şey. Ha işte o çeyizi mesela bir çeyizci çok dükkanı açın. Kendi el emeğiyle. Evet. Olabilir. Satabileceğiniz. Olabilir. Fuarlar oluyor böyle dernekler evet. oluyor. Harput'ta var mesela sürekli götürüp tabii. orada. Demeyin millet bana ne der. Ne derse desin. Sen üretmişsin ve ona bak bir şeyler yap. Doğru. Kendini iyi hisset. El sanatları merkezlerinde bu tip eğitimler var. Evet. Efendim söyleyeyim halk eğitimimizde ayrıca var. Birçok girişimcilik eğitimleri var bu anlamda. Ruhumuzu ben kaçırmamanızı tavsiye ederim. Beslemeliyiz. Ruhumuza o eğitim iyi geliyorsa iki tane yeni arkadaşımız olabilir. Sürekli aynı modda, aynı standartta olunca insan gerçekten gergin oluyor. Öyle bir ortam size iyi gelecektir. Biz bunları gün içerisinde çok konuştuğumuz için danışanların o yüzden konu neden buralara geliyor? Çok güzel. Konu bu yüzden buralara geliyor. Çünkü bakıma geliyor mutlu olmaya. Olamayabiliyor kafada çünkü yine bir sürü şey var. Ama düşünün 3 gün bir kursa gidiyorsunuz. Oh ne güzel gezme dondu gibi hem bir şeyler öğreniyorsun hem bir şeyler üretiyorsun. Donmuş ve mu? Sonra para da kazanabiliyorsun. Eyvallah. Bunlar çok güzel şeyler. Donmuş mu pastanız? Evet. İyi. Yani aksilikler bir o sesin gitmesiyle oldu yaşandı Zerra. Evet aynen. Değil mi? O da Günür Hanım'ın saçları. Aynen. Yapacak bir şey yok. Efendim. Ah nazar ah nazar. Sizi ekranda görmek çok güzel Zehra Hanım demiş. Pastalarınızın lezzetini doyamıyoruz demişler. Bir de böyle öpücük emojisi yollamışlar size. Yakın çevreden zannediyorum Zehra Hanım. Evet bir başka mesajımız. Zehra Hanım Tuğba mağazamıza bekliyoruz demiş. Tuğba Hanım mağazalarına bekliyorlarmış sizi. Olur. Neden olmaz? Şimdi eliniz boş gitmeyeceğinizi düşünerek söylüyorlar bence.
Ya öyle mi? Koku tutar gider oraya da. Eyvallah. Efendim, hocam demiş girişimcilik eğitimleri ücretli mi? Yaş sınırı var mı demişler. Ah, benim bildiğim kadarıyla tabii ki bir 18 yaş sınırı vardır ama ücretli değil, ücretsiz. Hatta bir ara ücret veriyorlardı. Tabii şimdi yine var. Var mı? Siz alıyorsunuz. Siz alıyorsunuz. Ama önce bir sıralama var. Şimdi biz yanlış bilgi vermeyelim. Herkesin affına sığınıyorum. Şu an çünkü orada da talep fazla. Bazıları ücretli, bazıları ücretsiz olabiliyor. İşkur'a gidip kaydınızı yapacaksınız. İşkur. Onlar sizi çağıracaklar. Sırayla çağırıyorlar. İşte devre devre açılıyor. Ve gittiğiniz süreçte de bir miktar devletten destek alabiliyorsunuz. Devlet desteği alabiliyorsunuz. Evet. Doğru. Girişimcilik kursu için nereye başvuracağım demiş, az önce söyledi. Başvuracağım, şartlar neler, erkek adaylar için de kurs var mı demiş bir izleyenimiz. Bildiğim kadarıyla var. Var. Evet. İşkur'a başvuracaklar, evet. İşkur'dan. Ama genellikle bu tarz... KOSGEB'e de başvursanız onlar yönlendiriyorlar. Bayanları daha destekliyor. Ya ben de gittim, erkek adaylar var yani. Değil mi? Tabii, var. Girişimcilik belgesi aldım ben. Aldın mı tabii, sen? Tabii. Ama sanki bayanları daha mı destekleniyor? Evet, daha destekli. Hibesiz oluyor bayanlar. Beni düzeltin çünkü siz de almışsınız. Şöyle bir şey var, herhalde hibe verirken erkeklere farklı, bayanlara farklı. Hah, öyle bir şey var. Rakam farkı var. 70 bin, 90 bin. Yalnız şunu bir gösterelim. Süslemeyi yapıyor şu anda Zehra Hanım. Bir kamera onu gösterirse seviniriz. İlerleyen yaşa bağlı ellerde oluşan cilt ve lekelenmelere ne yapabiliriz? Gülnur Hanım demiş, bu arada saçlarınız yeni bir imaj olmuş ve çok yakışmış. Teşekkür ederim, sağ olsunlar. Allah razı olsun. Bizden bile söylemeyin, bak ses mes gider, görüntü gider. Her şey bir sarsıldık şöyle bir. Alıştıra alıştıra. Evet, yaşlılık lekeleri ya da güneş lekesi ellerde de oluşabiliyor. Bizim arkımız bununla da çok başarılı veya kimyasal peelingle destekleyebiliriz. Ama önce lekeleri görmem gerekiyor. Kısacası çözümü mevcut. Çok da net çözümler alıyoruz. Mutlaka beklerim bir gün bir kahve içmeye. Evet, valla Gülnur Hanım, dediğim gibi ben çözümsüz hiçbir şeyiniz yok. Yani evet. Herhangi bir sorunla giderseniz... hatta farklı sorunlarla gidip farklı çözümlerle çıkabiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Gülnur Hanım'a akılda başka bir işlem varken başka bir işlem yaptığımız çok oluyor. Eminim olmuştur. Yani ya bunda mı yapıyorsunuz, şunu da yapırsanız, bak bende böyle bir sorun var diye birçok çözüm bulmuşlardır diye düşünüyorum. Gerçekten işlemlerinizle. Çok şükür. Elazığ'a, hanımlara memnuniyet gösteriyoruz. Seviyorum memnun kalınmasını. Doğru. Bu şekilde hanımefendilerin de böyle bir kanayan yaraları var diye programda bir 20 dakika yer verelim istedim. Çok da iyi yaparız. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Buyurun, mesela buyurun. Dün de bir hanımefendi yine misafirimdi. Milat Bey, dededen kalma bir tarlaya lavanta ekmiş. Ben onu çok işledim biliyor musunuz? Öyle mi? Tabii. Elazığ'da böyle bir şey olduğunu ilk defa duydum. Günür Hocam. Lavanta ve i̇şte aslında doğru. Tıbbi aromatik bitkiler. Evet öyleymiş. Evet, biz bunu Mehmet Çetinkaya kardeşim biliyorsunuz iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Keza neden? Bu işlere çok fazla yoğunlaştığı için. Evet, bayağı zaman istiyor. Evet, İpek Yolu diye bir yer açıldı. Türkiye'de bir ilk. Direkt Başbakanlığa bağlı ve o tip çalışmaların yapıldığı bir yer İpek Yolu. Tıbbi aromatik bitkiler Elazığ. Bitki örtüsü. Yani Elazığ toprağı çok müsait tıbbi aromatik bitkilere. Doğrudur. Ve özellikle lavantada evet. Birçok kişi lavanta ekimi. Bunu hocam lavanta yağı çıkarıldığı takdirde ki bu İpek Yolu'nda ücretsiz hatta cüzi bir miktara belki de bilmiyorum şu anda ne durumda. Yağ elde edebiliyorsunuz. Evet. Ve geçen yıl 1 litre bakın 1 litre ya 1200 lira falan. Doğrudur. Çok kıymetliymiş. Evet. Yani çok güzel verim ve ücret elde edebiliyorsunuz. Ve çok kısa bir sürede. Mesela birinci yıldan dahi ürün elde edebiliyorsunuz. İlk ekildikten. İkinci yılda tam, üçüncü yılda belki tam randıman veriyor. Evet, bir iş kurmuş işte kendine. Evet. Hanımefendi bunu yapmış. Oturmuş, kafa yormuş ve lavanta tarlası var. Ya çocuğu gibi bahsediyor. Gözlerinin içi gülüyor. Biz bunu da çok yönlendirdik insanı. Çok sevindim. Yani onun yaptı ve bana ürün de getirmişti sağ olsun. Denedim de gerçekten ciddi şimdi, işe yarıyor. Günür Hocam, diyelim ki araziniz tamamen yok. Tamamen bitkisel. Araziniz yok. Evet. Devlet arazisini kiralayıp, icara alıp evet. Bu işi yapabiliyorsunuz. Ne güzel ya. Üretken olmak çok güzel. Evet. Ve su şartı yok. Can suyu sadece vermiyor. Evet, ondan evet. Sonra suya ihtiyaç yok. Çok sevindim. Sezai'yle biliyorsunuz geçen sezon çok işledik. İşledik, çok işledik onu. Yani, sadece o da değil.
Pasiflora, mesela bilirsiniz pasiflorayı. Evet. Tıbbi aromatik bitkidir o da. Onu da yetiştirmek mümkün ilimizde. Evet. Birçok bitki bu şekilde yetiştirilip bana şeye dönebiliyor. Şey getirdi, kantoron merhemi. Kantoron, evet, yetiştirebiliyoruz. Süper bir şey yani, biz aldık yani, içinde belki katkı maddesi var ama sevgili Gülsüm Hanım'ın getirdiği tamamen bitkisel. Ve gerçekten her derde deva. Evet. Yani bir gün kullandım ama farkı hissedebiliyorum. Geçen ve onu tebrik ediyorum buradan. O yağların hepsini çok sevdim. Bayağı bilgiliymişsiniz bu konuda da. Evet evet. Ben ama bu konuda cahildim. Dün aydınlatıldım. Cahil evet, değil. Çok da hoşuma gitti. Kendi alanınızda, kendi evet. sahanızdaki o yağlar hakkında çok bilgiye sahipsiniz. Evet. Çok hoşuma gitti yani. Yani birçok bu lavanta yağı mesela çok şeye çözüm. Çok kıymetli. Evet. Çok faydası olan vücuda. Bir hanımefendi bunu yapıyorsa ben bağlamak istiyorum. Hepimiz her şeyi yapabiliriz aslında. Böyle ezberci olmayalım. İşte komşum bunu yapmış, çok para kazanmış. Ben de bunu yapayımdan çıkalım. Yeteneklerimizi bulalım. Ruhumuza neyi geliyor, bizi ne mutlu ediyor. Buna yoğunlaşırsak emin olalım ki o aradığımız şeyi bulacağız. Güldür Hocam, insanlarımızın neye ihtiyacı var biliyor musunuz? Teşvike. Evet. Ve bilgilendirilmeye. Kesinlikle bence de. Şimdi bakın, biz burada şu anda birçok insanı belki de bilgilendirdik. Aynen öyle. Şimdi televizyonları açıyoruz. O onun kocasıyla kaçmış, o bilmem ne olmuş, bilmem ne olmuş. Yani bir televizyonculuk yapmanın da bir misyonu olmalı diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi biz burada Gülnur Hanım'ın istirakıyla, evet. tavsiyesiyle bu konuyu ele aldık. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Bilinçli olarak yer vermek istedim. Evet, yani bu işleri çok rahatlıkla yapılabilir. Yeter ki o bilince sahip olup ve nereye başvuracağımızı bilelim. Bilelim. Şimdi tıbbi aromatik bilgi mi, bitki mi yetiştireceksiniz? Az önce Gülnur Hanım'ın söylediği olay. Evet. Tarım İl Müdürlüğü'ne başvurduğunuzda araziniz yoksa dahi sizin uygun göreceğiniz, size yakın mesela bir devlet arazisini kiralayıp ama tabii ki arayıp orada başka bir iş yapamıyorsunuz. Evet. Teftiş ediliyor. Yapın zaten ha. Bu çok güzel bir iş. Devlet arazisini alıyorsunuz evet. ve orada bu bitkiyi yetiştiriyorsunuz. Ha, devlet size birçok imkan sunuyor. Can suyu mesela sizin arazisi ise evet. can suyu vermeniz için... tankerlerle size su yolluyor. Evet. Efendime söyleyeyim, o bitkinin tohumunu elde edebilmeniz için size tohum yardımında bulunuyor. Ne güzel. Yeter ki geriye kalıyor sizin emeğiniz. Büyük. Evet. Bu kadar küçük. Yani o çardaklar falan yapmışlar. Şirin bir yer. Şey dedim, buraya bir ev lazım. Bunu gerçekten yani. Terapi gibi olur. Düşünün, öyle bir yeriniz var. Çardağınızda çayınızı içiyorsunuz. Gündür Hocam, sizinle bir gün Fatih Bey, siz, ben inşallah İpek Yolu'na bir uğrayalım. Tamam, gidelim. Çok güzel olsun. Bir yatırım. Türkiye'de bir ilk yapıldı. Evet. Bunda kimin emeği varsa Allah bin defa razı olsun. Evet. Elazığ'a güzel bir kazanımdır. Ne güzel. Mesela orada gidelim. Eğitimler de veriliyor. Çok güzel. Çok sevindim. Bunları duymak beni inanılmaz mutlu ediyor. Her anlamda. Mesela gerçekten. Gençler, üniversite öğrencileri, doğru, gençler bilirler. Orada İpek Yolu'nda tiyatro eğitiminde var. Ne güzel ya. Estetik, sendik eğitimi de var. Vallahi ne güzel. Yeter ki talep gitsin. Çok güzel. O eğitim hemen sağlanıyor İpek yani Yolu'nda. Işte öyle de mi gençler? Çaresiz hissetmiyoruz. Yeter ki bir şeyler isteyelim. Mutlaka o yol bulunur yani. Evet. O kapı açılır. Değerli yöneticiler de gerçekten çok kaliteli insanlar. Buradan da selam olsun. Yönetmenlik eğitimi bile veriliyor. Bunu da söyleyeyim. Ne güzel. Televizyonculuk eğitimi. Harikaymış. Evet. Şimdi mesajlara bakalım. Mesajımız var yine. Evet, demiş ki Zehra halacığım. Yeğenin var evet. Zehra. Evet. Çok tane. Güzel. Allah bağışlasın. Teşekkür ederim. Başarılar derim. Seni çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Hangi kameraya açsa. Hangisine söylesen o gider. Merak etme. Seni çok seviyorum. Bir gösterirseniz. Evet, beni görüyor kamera. Evet. Zehra Hanım. Kocaman öpüyorum halası. Çok. Evet. Kocaman öptü halası. Zehra Hanım çok başarılı buluyorum demiş. Zehra Hanım çok başarılı buluyorum. Yaptığı işi keyifle yapıyor. Başarılarının da devamını dilerim demiş. Teşekkür ederim. İzleyenler. Evet. Mesaj geldikçe okuyoruz. Bu arada ne durumdayız? Süslemedeyiz. Süs ama nereye kadar süs? Biz tatmak da istiyoruz. Ama çok sırf güzel gözüküyor. Sırf görüntüyle kalmasın. Acıktık. Acıktık yani keza. Mutfak bugün çok güzel gözüküyor ha? Ya. Baksana. Günler hocam. Senin ne kadar güzel gözüküyor. Vallahi. Ama az önce tadına baktın zannediyorum. Çok lezzetli nasıl olmuş. Hindistan cevizinin bu yaş hali çok farklı bir aroma katmış. Hatta bence unu ve şekeri de oldukça az. Yani diyet yapanlar bile yiyebilirler. Evet. Yanlış ben şeker söylüyorum? Fazla kullanmıyorum. Evet, yani böyle çok itici bir tadı yok. Teşekkür güzel ederim. Olmuş. Bir şey yapar ya. O şeker fazla
Boğar böyle insanı. Evet evet. Öyle şekeri değil. Kullanmıyorum. Hani mesela şimdi görüntüde krem şanti varmış, böyle sıkıcı gözüküyor. Hani ama krem şanti yok. Öyle değil. Öyle değil. Bu farklı. Şey Gülüm Hanım, zaten zor tutuyorum kendi önünden almamak için. Lütfen bir bakınız. Artık hadi. Çok farklı gerçekten lezzeti falan. Denenebilir. Evet. Zamanımız ne? Çok mu acıktınız? Abi çok zaman az kalmış. Buyur. Anam. Ha, bu evet. Ne kadar her şey var. Yaptığımız sürpriz efendim. Gülür Zehra Hanım dedik ya, Elazığ'ımızın vazgeçilmezlerinden de böyle evden yapıp getirmiş bizlere. Sağ olsun. Bir gömmemiz var efendim. Kıymalı gömme. Değil mi Zehra Hanım? Evet. Evet. Seni böyle alalım Zehra Hanım. Şöyle tabii bir süslememi bitireyim. Ya işte. Bu ne? Bu kapya biberli poğaça diyelim. Kapya biberli evet, ekmek, cevizli. Kapya biberli poğaça. Evet, evet. Valla o da hoş gözüküyor. Şöyle kameramız gösteriyor mu? Bir gösterebilir miyiz şunları? Roll capture geçiyor. Özür dilerim. Evet. Şimdi onları göstereceğiz Zehra Hanım. Yalnız siz sunuma geçin bence. Tamam. Evet, zamanımız kalmadı çünkü. Ben Fatih Bey'e ne vereceğiz diye düşünürken gömme geldi. Tabii gelmiş valla. Şanslı adam. Ya şanslı zaten sizsiniz. Evet. En büyük şanslısı. Fatih Bey nerede bu arada? Hiç gözden görüyorum. Evet. Oralara saklanmış. Fatih Beyciğim. Abi seni unutur muyum ben ya? Ben unutsam Sezai Şef'im unutur mu? Ben hayatı unutmam. Hayır. Bak gördün mü? Onların aralarındaki... Benim en has adamım ya. Sezai kesin o kenarları bana vereceksin sen. Niye? Kıtır mı seviyorsun? Yok hayır sevmiyorum. Bilakis ortayı seviyorum. Kurabiyemiz evet, de hazır bir... şefim. Heh, hazır mı? Evet. Heh, şöyle evet. Şimdi gösterebilir miyiz? Şöyle gömmemizi. Şöyle sıcak mı bu? Bu biraz sıcak. Şöyle bir bez alabilir miyim? Şöyle bir şu katını göstermek istiyorum. Özellikle. Evet Sezai sen göster. Evet şöyle kameramıza. Şöyle kamera şu anda gösteriyor. Evet gömmemiz efendim. Elazığ gömmesi. Kıymalı gömme. Biliyorsunuz 3 çeşitli yapılır. Küncülü, kıymalı, kavurmalı yapılır. Bir de zarafetiniz vardır. Evet. Değil mi? O da ayrı bir gömme tarzı. Bir de şu pastamızı, bu da şeyimiz efendim. Şöyle gösterelim. Bu da gösterelim. Kapya biberli çörek, kapya biberli poğaça, ekmek hepsini gösterelim. Bir de kurabiyelerimiz var. Kurabiyeyi de şöyle alalım. Zehra Hanım'ın bugün burada yaptığı bu da. Kurabiye efendim. Ama çok güzel gözüküyor. Değil mi? Ya. Harika. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Ya bu hanımlar vallahi işleri biliyor ya. Ne günlerde değil mi böyle? Vallahi. Evet yaş pastamız ne durumda? Onu gösterdik mi yaş pastamızı? Onu göstermedik. Göstermiş. Onu göstermişler. Tamam. Evet şöyle bir sunumumuzu hemen yapalım. Mutfak bayağı hareketli bugün. Bugün hareketli değil mi? Bayağı hareketli. Sen geçen hafta kıskandın tabii. Biliyorsun tabii. Fatih. Neydi evet. Geçen hafta ne yapmıştık biz? Et vardı herhalde ben. Ben aç kalmıştım. Öyle hatırlıyorum. Buyurun. Şey vardı değil mi bizim? Veysel gelmişti. Evet. Aydın kasabımız efendim. Veysel. Evet evet evet. Evet. Biz ne yapmıştık? Kavurma yaptık. Kavurma yaptık tabii. Ya. Gülnur Hanım yiyemedi. Biz evet. Çok üzüldük efendim geçen hafta. Bu hafta da böyle Zehra Hanım'ın da sayesinde. Çavraya bırak. Sağ olsun. Yok. O şeydi doğru güzellik yapıyor. Buyurun zamanımız kalmadı. Ben artık bana bir şey yapın tadına bakalım. Şey verin de bir tadına bakayım. O kadar şey var, hiçbir şey yok ortada. Evet. İzlemekten doydu zaten midemiz. Evet, Sezai hemen bir sunum yapabilir miyiz? Hemen gelin. Sana zahmet. Bugün şeyde, çarşımız da bayağı geniş. Yani. Gençlerimiz. İzliyorlar ya şimdi. Kasap kedileri gibi bekliyorlar. Bence bütün kanal inecek şimdi. Evet. Biliyorum canım, eminim. Hocam biz sizin için buradayız diyorlar bir de. Ben de inandım. Dikkat. Her gün ben buradayım. Yani şöyle bir hemen şey yapalım, zamanımız kalmadı. Bitireceğiz. Sezai bir çatal. Hemen vereyim onu. Ben... Evet. Önce şunları bir sunalım. Evet. Teşekkür ederiz. Yani yayın gitmesi bizi de geciktirdi. Evet geciktirdi. Ben hemen alayım çatalımı. Çok da verelim. Şöyle, şöyle pastanın tadıyla bakacağım efendim. Gülnur'a baktınız mı siz? Ben keke baktım, çok iyiydi. Bunu hiç bölmeyeyim. Şu Hindistan cevizinin kokusuna bakalım. Bıçağımız var. Kurabiye mi baksak? Kurabiye bakayım. Gerçekten çok iyi olmuş. Gerçekten. Vallahi her kurabiye. Zehra Hanım. Teşekkür ederim. Bak ben böyle tatlı pastayla bastayla şey işim olmaz çok. Sevmem. Tuzlu, tuzucuyumdur. Ama lezzet harikulade. Hakkını vermiş.
kurabiyeni de bakacağım. Öncelik burada yaptıklarım bizim için. Evet. Şöyle. Dağılıyor kurabiyesim. O kadar ki iyi. Uyaracaktım da sizi unuttum. Keşke uyaracaktım. Vallahi uyaracaktım. Dağılan kurabiye ama inanılmaz lezzetli. Gerçekten gaz harika olsun diye demiyorum. Hem görseli hem de tadı evet çok güzel. Ayarı şöyle çok iyi. Teşekkür ederim. Parça, afiyet olsun. Masterchef'e yapışır. Biberli. Yakışır. Gerçekten yakışır. Kapya biberli. Evet, kapya biberli. Ekmek, kapya biberli, çörek diyelim. Poğaça diyelim. Hemen iletişimini alalım. Hepsine bakacak mıyız Milat Bey? Vallahi, şimdi seyirci de bizi izliyor. Boğazımızda kalacak. Bakın yayın yine gidebilir. Bitiriyor muyuz? Şu gömleğin tadına bakmadan bitirmem mümkün değil. Ben reklamlarda bakayım. Çok taze. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Kalp yoruyormuş. Yani şimdi bir insanın el lezzetine çok inanırım ben. Sende de bu el lezzeti var belli ki. Ben tavsiye ediyorum efendim buradan tüm bu tip böyle alışveriş yapmak isteyen, evde imkanı olup da kendisi yapamayıp başkasına yaptırmak isteyenlere Zehra Hanım, Zehra'nın Atre sunumları. Tavsiye ederim. Diyelim. Teşekkür ederim. Günür Hocam. Çok güzel. Harikaydınız. Çok güzel bir program. Her ne kadar nazara getirdiniz sen de o nazar boncuğumuzdu. Ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok keyifliydi. Harika bir program oldu gene sayenizde. Benim için çok de teşekkür öyleydi. Ediyorum. Biz varlığınız teşekkür ederiz. Için, ne demek? Bize olan desteğiniz için programımızda. Ne demek? Hiç aksatmadan geldiğiniz için. Efendim bugün de biz Ayran Süren'in sonuna geldik. Bugün dolu dolu bir program yaptığımıza inanıyorum. Bizi tercih edip izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Yarın.